Onca yol geldik memur bey. Sırf Marif vekiliyle görüşmek için. Hayati bir konu. Lütfen müsaade buyurun. Vekille muhakkak görüşmemiz lazım. Maruzatımızı Marif vekiline şahsen iletip çıkarız. Fazla vaktini almayacağız. Alamam içeri. Talimat böyle. Ama memur bey bakın. Mümkün değil efendim. Vekil beyin talimatıdır. Konudan haberdar olmadığı sürece şahsi görüşme kabul etmiyoruz. Biz de zaten müşkülatımızı arz etmeye, haberdar etmeye geldik. Biz burada genç bir kadının geleceği için bulunuyoruz. Başına bir talihsizlik gelmiş, iftiraya uğramış. Vekil bey ziyadesiyle meşgul. Çok daha önemli işleri var. Bu mesele Marif'in çözeceği bir mesele. Ve çok önemli, bizi görüştürmek mecburiyetindesiniz. Israrın faydası yok hanım. Vazife yapmamı engelliyorsunuz. Dosyayı bırakın ve gidin. Benim kardeşim cezaevine atıldı. Yok yere yatacak. Bu yaptığınız merhametsizlik. Ayşe, sakin ol. Böyle çözemeyiz. Şahsen konuşmalıyız. İnşallah vekil başka yolu yok. Sayın vekilim. Sayın vekilim. Müsaade buyurursanız. Hayati bir meselede yardımınıza ihtiyaç var. Gönüllü hocalık suç mudur? Bizim bir yakınımız bu yüzden cezaevinde. Gencecik bir insan. Varsa bir evrak bırakın. Tetkik edilecektir. Ama... Lütfen durun. Dur be kadın. Bırak kızı. Sadece konuşacak. Derdini anlatacak. Bırak. Marife güvenerek buralara kadar geldik. Bizi kim dinleyecek? Kim derman olacak? Bu vatanın gencecik eğitimli bir evladı, münevver çocuklar yetiştirmek istedi diye cezalandırılmalı mı? Okuma yazma öğreten hapis mi yatmalı? İsyanımı mazur görün. Bu genç kız harpte hasta bakıcıydı. Onca yaralıyı diriltti. Yetmedi, gericiye yobaza teslim edilen çocukları medenice okutmaya, onları teşvik etmeye kalktı. Bu memleket böyle bir evladını cezalandıramaz. Nazlı bunu hak etmiyor. Adalet bu mu? İstikbal böyle mi kurulacak? Ulvi gayeleri olan insanlar engellenecek mi? Mustafa Kemal Paşa milli ve demokratik eğitim geleceğimizdir demedi mi? Dini terbiye değil, milli eğitim demedi mi? Yeni nesle rehber olun demedi mi? Bizim inancımızı zedelemeye kimsenin hakkı yok. Nazlı'ya yapılan adaletsizlik yeniden kurulan bu ülkeye yakışmıyor. Marif teşkilatına yakışmıyor. Vebali boynunuza. Haddimi aştımsa... Bu tarzı cumhuriyet bütün zorlukların altından kalkacak. Dosyanızı bizzat tetkik edeceğim. Çok sağ olun. Biraz düzeldin mi? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Ayıp olmadı değil mi arkadaşına? Yok, ne ayıbı? Başın ağrıyor, çok da yorgunsun. Elbet erkenden yatacaksın. Bir şey ister misin Ayşe? Su, yiyecek bir şey. Nevzat sağ ol, bin kere sordun. Dinlenirsem geçer, merak etme. Yatağın hazır Ayşe. Çok teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Sana da. Evet Eymen, askerlik bitti. Durum ne? Ne olsun bir halim? Her şey karman çorman. Gelişmeleri takip ediyor musun? Yeni politikaları. Taşra'da başımız çetelerle belada. Ankara'dan da az çok haberimiz var tabii. Hükümetin işçi köylü politikasına ne diyorsun? Bilmem. Bağımsızlık savaşı kazanıldı. Bu elbette çok mühim. Ama bundan sonrası daha da mühim. Bu ülkenin sahibi işçisidir, köylüsüdür. Bunlar teşkilatlanmalı. Dünyada önemli gelişmeler var Nevzat. Daha her şeyin başındayız be halim. Elbet hükümet hepsini yapacaktır. Hükümet işçiyi köylüyü örgütecek. Şaşırdın mı sen? Bunları okumalısın. Rus devrimini okuyup anlamalısın. Orada işçi iktidar. Sosyalizm bu demek. Muhakkak oku. İstersen sana başka kaynaklar da verebilirim. Son. Ya biz orada gömülmüşüz başka davalara, dünyadan haberimiz yok. Sağ ol. Meğer Necazgır'mışsın. Efendim? Vekilin karşısında diyorum.
Korktun mu? Korkmaz mıyım? Ayağını denk al o zaman. Vallahi gazabına uğramamak için seni rahat ettirmem gerek. Memleketin istikbali sizin gibi cesur hanımefendilere bağlı. Buyurunuz efendim. Ya sizin gazabınız teğmenim? Ne? Memurun kolunu neredeyse kırıyordunuz. Ha, sana dokunmayacaktı. Yani kaba kuvvet gerekirse emrinizdeyim Ayşe'nin. Bir de gelme benimle diyerek üzmüştüm seni. Ya şimdi? Bilmiyor musun? Haklıyken ne kadar cesursun. Seni tebrik etmedim değil mi? Tebrik etsem az gelirdi de ondan. Senin için her şey yolunda gitsin istiyorum. Her şeyin en güzeline layıksın sen Nevzat. Sen de. Ben sadece seni üzdüğüm için üzülüyorum. Rüzgarı düşün. İstemese de söğütleri oradan oraya savuruyor. Elinde mi? Kızabilir misin ona? Güle dikeni var diye kızılır mı? Elinizden geleni yaptığınız eminim. Hiç kuşkum yok. Vallahi aşı olmasaydı bu kadarını da yapamazdım. Sen olmasan ben o memurlarla boğuşabilir miydim? Ama bir ara çaresizlik çok koydu. Olmayacak bu iş dedim. Neden geldik dedim. Nevzat, yapabileceğinizden fazlasını yaptınız. Hiç değilse dosyayı Marif vekiline verdik. Bu yetmez mi? Yani tabii. Mühim olmaz mı hiç? Bu da bir şeydir. Belki meseleyi o dosya çözer. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey beklemek. Cemal, Nazlı hakikaten iyi değil mi? Tahminimden çok daha iyi. Onca sıkıntıya direniyor. Nasıl dayanabiliyor? Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyor? Bir de erkekler güçlü derler. Çok özledim, onu görebilir miyim? Görüş için geç bir saat. Uygun olmaz Ayşe. Yarına kadar sabret. Meraklanma, ben uğrar gelişmeleri ona aktarırım. Sen de çok yoruldun Ayşe. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Sen yorgun değil misin sanki? Hiç davranma. Kendim giderim. Atım Şerif abla da bağlı. Uğrar alırım. Allah'a ısmarladık. Ha, senin ceketi vereyim. Çok sağ ol. Bunlar ne? Ne bunlar Nevzat? Bir arkadaşım verdi. Okumalıymışım. Siyasetten uzak kalmıştım, iyi oldu. Nazlı'yı bekletmeyeyim ben. Tamam.
Allah'ın işi. Yine karşılaştık. Ne tesadüf. Ne istiyorsun? Sakın yaklaşma bana. Yaklaşmayın dedim. Ne istiyorsunuz benden? Ne isteyelim? İyilik, güzellik. Ayşe. Ayşe. Bırak. Ayşe. Ayşe. Nasılsa kaçamayacaksın. Çaban beyhude. Yorma kendini. Gidiyoruz hadi. Beyhude dedim, direnme. Yapmayın, hiç insafınız yok mu? Bırak. İmdat. Kalk. Getir ipi. Aman aman, ne bakıyorsun? Oyalanma. Bağla çabuk. Dur, bağla. Bağla şunun ellerini. Hayır. Çetin çevirmişsin, biliyor musun? Beni. Hala direniyorsun. Bağla çabuk. Çabuk, ağzını bağlayacak bir şey ver bana. Ver. Gidiyoruz. Hadi. Hadi kalk. Şerife abla da bağlı değil miydi? Şerife abla atı salmış olamaz. E ablam bugün gelecek, haberi yok mu? Ayşe döndü belki de. E geldiyse atını niye serbest bıraksın? Vardır bir bildiği, dur bakalım. Yunus, ablam sakın attan düşmüş olmasın. Niye düşün canım? Ya başına kötü bir şey geldiyse? Dur, hemen telaş etme Zeynep. Anlarız. Hemen kasabaya inelim. Ablam döndü mü dönmedi mi ona bakmamız lazım. Hadi hadi, çabuk o zaman. Hadi. Ablam kasabaya dönmüş olsa hemen eve gelirdi. Belki de teminimdedir. Bir yorgunluk kahvesi içiyordur. Ne alakası var canım? Kalk. Kalk hadi. Bu işin altında bir iş Zeynep, var. Sakin ol. Sabret, birazdan öğreneceğiz. Çok şükür gelmişler. Demedim mi sana, boşuna Kutsanıza. Korktum. Haberleri iyi. Sahiden mi? Hı-hı. Eli boş gelmedik. Dosyayı Marif vekiline bizzat verdik. Duydun mu Zeynep? Duydum da ablam nerede? İçeride mi yoksa Nevzat abi? Ayşe'yi bana mı soruyorsun Zeynep? Kime soracağım? Ablam atını boş bırakmazdı da. Ne demek oluyor bu? Eve gelmedi mi Ayşe? At yalnız geldi teminim. Yalnız mı? Ablamın başına kötü bir şey geldi. Dur be kadın. Debelenme, dur. Hizayı getirmek zorunda, bırakma beni. Hadi bakalım. Ayakların yere bassın. Kuzu kuzu gelsen fena mı olurdu? Beni mecbur bıraktın.
Çözelim değil mi ağzında? Kıyamam sana. Hadi. Kız. İmdat! Bağır bağıra bildiğin kadar. Meydan senin. Bağır bağır. Bakalım duyup da gelen olacak. Çekil. O salaklar, vicdansızlar. Bağır bağır, kim duyacak seni burada ha? Yunus nerede Nevzat? Onlar Zeynep'le önden gitti. De. Ha. Ayşe, bu vaziyet böyle devam mı edecek? Hep ağlayacak mısın? Senin gibi asil bir hanımefendiye yakışıyor mu? Ne yapsam boş. Ağlasan da bağırsan da nafile. Duydun mu beni? Hadi kalk. Geç içeri. İçeride rahat yer var. Kalkmıyor musun? Rahat bırakın beni. İyi bu zulüm. Neden? Bırakın gideyim. Allah'ın adını severseniz bırakın gideyim. İki çift laf edeceğim. Bir dinle hele. Korkma, seni hoş tutacağım burada. Yeminle söylüyorum. Zulüm edersem namert. Eğer kalkıp içeri bir bakarsan anlarsın. Ne dediğimi anlarsın. Çarıklıyız ama sözümüzün de eriyizdir. Zarar vermeyeceğiz dedikse... Ne dikildiniz lan burada? He? Yalla! Herkes yerine! Sana kimse bir şey yapmayacak, korkma. Hadi kalk. İstemiyorum. Kalk. İstemiyorum. Kalk, beni zor kullanmaya mecbur etme Ayşe, kalk. Nevzat dur. Gördünüz mü? Kundak mı bu? Bebek kundağı. Ne iş var onun orada? Yunus, dağılalım, etrafı arıyoruz. Baş üstüne. Burada bir şeyler olmuş. Bu kundak bir tuzak. Cemal abi, Nevzat abi, ne demek oluyor bu? Pusu kurulmuş burada. Zeynep, aşı kaçırılmış olabilir. Eşkıya aşı bu. Allah kahretsin. Hesabını verecekler. Yunus, sen Zeynep'le kal. Karakola haber et. Takviye istiyorum. Daha yoluna gidiyorum. İstemediğin hiçbir şey olmayacak. Bana güven. Güvenmek mi? Zorla kadın kaldırana kim güvenir? Göreceksin. İspat edeceğim.
Ben sana vurgunum. Gönlüm düşmüş bir kere. Durduramazsın. Gözlerim var ya. O gözlerine vurgunum Ayşe. Olmaz mı? Eşkıya da sevemez mi? Getirdimse seni buraya, sen de beni seversin belki diye. İmkansız, bu mümkün değil. Mümkün olacak. Gün gelecek, sen de seveceksin beni. İnsanların kalbinde yağmalayacağını mı sanıyorsun? Olacak dedim. İstediğim olana kadar da buradan kıpırdamayacaksın. Kasabaya niye geldim? Senin cemalinin peşinden. Bu resim yüzünden. Ben beklerim. Bir ömür desen yine beklerim. Sen hediye ne kadar beklerim?